Dostlar, yoldaşlar, merhaba. Biliyorsunuz ki çok önemli bir seçimin sadece ilk ayağını geride bıraktık. Ama benim şahsen söylemek istediğim birkaç bir şey var. İlk teşekkürümü Antalya halkına etmek istiyorum. Gerçekten bu belki de Türkiye siyasi tarihinin en kısa seçim propaganda döneminde, daha yeni tanışmış olsak da bana karşı nazik tavırları, içtenlikleri, misafirperverlikleri için ve beni bu kadar bağrılarına bastıkları için çok teşekkür ediyorum hepsine. Benim için özeldi. Bu çalışma çok öğreticiydi de aynı zamanda. Orada tanıştığım, tanışmadığım, Türkiye İşçi Partisi'ne ve bana aynı zamanda Yunus Başaran'la birlikte bütün vekil adaylarımıza destek veren, onları ve beni seçtirmek için büyük uğraş veren herkese tekrar tekrar teşekkürler. Bir teşekkür de şehrime, Antakya'ya, bütün ilçelerine ve tüm Hatay halkına. Gerçekten Can Atalay'ı oradan birinci sıradan aday gösterirken, bunca yıldır büyüdüğüm şehrin bizim temennimize ortak olacaklarını, yoldaşımıza sahip çıkacaklarını ve onu cezaevinden özgürlüğüne kavuşturup meclise göndereceklerini düşünerek aday yapmıştık. Bu güvenimizi ve isteğimizi boşa çıkarmadıkları için, bunca zamandır bize ve bana verdikleri destek için hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. 6 Şubat depreminden bu yana çok zor günler geçirdiğinizi biliyorum. Hepimizin kayıpları var, başımız sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Umarım Antakya'yı yeniden hep beraber ayağa da kaldıracağız. Buna dair hiç şüphem olmadığını herkes biliyordur. Ben uzun zamandır kişisel olarak Türkiye'deki birçok yurttaş gibi siyasi bir mücadelenin içindeyim. Çocuk sayılabilecek yaşlarda başladığım bu mücadele artık orta yaşlarında bir yurttaş olarak, bir baba olarak devam ediyor. Bunun sadece 5 yılı, 24 Haziran 2018 tarihinden bugüne kadarki kısmı milletvekili olarak geçti. Bu teveccühü gösterdiniz, millet meclisine gönderdiniz, beni vekiliniz olarak kabul ettiniz. Arkadaşlarımla beraber sizin sesinizi, sizin sözünüzü elimizden geldiğince fiziki ve psikolojik olarak tüm ağırlığını, tüm baskıları bir kenara bırakarak, ne yapabiliyorsak onu yapmaya çalışarak yerine getirmek istedik. Umarım şu ana kadar verdiğimiz mücadele sizler için bir umut olmuştur. En önemlisi o umudu koruyabilmek. Mücadele ederken hiçbir zaman sıfatlarımız olsun diye beklemedik. Milletvekilliği yapmak için özellikle bir çaba sarf etmedik. Bu siyasi mücadelenin içerisinde hayat bizi nereye getiriyorsa olduğumuz yerde, geldiğimiz yerde elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Demin de dediğim gibi. Mücadele devam ediyor. Asla umutsuz olmadık. Olmayacağız. Bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu ülke adına mücadele etmeyi kendimiz için de çok değerli buluyoruz. Sizinle mücadele etmenin önemini her şeyin önünde tutuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir kişinin, bireylerin mücadelesiyle hiçbir şey hal olmaz. Hiçbir şeyin sonuca varması mümkün olmaz. Bu ancak bir birliktelikle, beraber mücadeleyle var olabilir. Türkiye İşçi Partisi 28. döneminde de 4 milletvekili arkadaşlarımız tarafından temsil edecek. 14 Mayıs'taki seçim itibariyle bu sefer o arkadaşların arasında ben yokum. Fakat bu değildir ki mücadeleyi bıraktım. Bu değildir ki bundan sonra Türkiye İşçi Partisi adına ya da halk adına herhangi bir mücadelenin parçası olmayacağım. Bilakis sorumlu bir yurttaşlık bilinciyle, kendi çocuğum ve sizin çocuklarınızın geleceği için, Türkiye'deki bütün sorunları çözmek adına bu mücadelenin devam edeceğini, etmesi gerektiğini, etmek zorunda olduğunu söylemek istiyorum. Lütfen mutsuz, umutsuz olmayın. Önümüzdeki 2 hafta çok önemli. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu var. Ve kazanacağımıza olan inancımız devam ediyor. O yüzden hep beraber bu 2 hafta bu dayanışmayı, bu omuzlaştığı sürdürelim ve ülkenin hak ettiği yere gidebilmesi için bu adımı atalım, bu eşiği aşalım. Beni çok onur ettiniz, beni çok değerli hissettirdiniz, beni çok önemli hissettirdiniz. Bütün bunları, bu süreci hayatım boyunca unutmayacağımdan emin olabilirsiniz. Ama şunu bilin ki ne zaman neye ihtiyaç olursa, elimden ne gelirse ben her zaman orada olmaya çalışacağım. Umarım bu ülkeye eğer bir katkım olduysa bundan sonra halk için ve yaşadığımız bu güzel topraklar için bu mücadeleye katkım olmasına devam eder her şey. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız. Hep var olun. Görüşmek üzere.